Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanehu ve teala bu dersimiz ne uzun. Subhanehu ve teala bu dersimiz ne uzun. Manfaatli kılsın İmam-ı Muhasibine. İlimlerde manfaat versin. Ötken seferki derste niyetini teftiş kıl dedi. Ve iradeni istekini bilip al. Yani sen nimeni isteyekkenini özün bil var. Bu ota muhim kaydı. Her bir hatta hareketinizde, etiken sözünüzde, kılayken işinizde, tasarrufinizde, sükutinizde, böyle sen inlemi koyup sükut kılayken bu siz, bir gaptan tohtayken bu siz. Sekenatu harekatinizde, diliniz, gözünüz, azalarınız bir nesnege hareketlenip, ya ki bir arada nime hareketten tohtamakçı bu siz, şunda sizde nime istek asli. Asli sizde türtki biriyken nersen nime? Siz o şey hareketten, o şey yok ki, o şey sekenattan, tınıştan, yanki kımırlaştan nimeni isteyepsiz? Asli de. Tırda Allah-u Ekber, Allah'ın halime, Allah için diyor. Değiş asan o. Kuda için kılıyıp ben. O asan, yapayetiş asan. Lekin asli kalbi tübünün kalın da nime özü sizi hareketlendiriyken ve tohtatıyken dersen nime özü asli. Şunu teftiş kıl diyebilirler. İfhasin niyye ve arifil irade. Niyetini teftiş kıl, tahlil kıl. Ve nimeni isteyekkenini bilip ol. Nime uçun şunu diyebilirler. Çünkü mükafat da uçun ki harap olasın. Telizdeki Allah uçun diyen gelbine mükafat olmayız. Min mette Allah uçun diyeyim. Sizge türtki veriyekken nerse başka olsa o telizdeki umumen kıymeti yok. Belki riya buluşu mümkün. Eğer hakikatte Allah uçun bulmasa yalgana mı? Uçun için Allah uçun kılıyekken adam bir işini. Allah uçun kılıyekken deyişi korkadı. Sözümge kalbim doğru kimi yakasa yalan çok koymayın dedi. Allah için deyip kıladı. Şunu kast kıladı, niyet kıladı. Allah için kılaman değildi mesela. Sizge hem Allah için kılaman deyip etişim mümkün. O özünü izhar kılış üçünmez. Yani ki özünü nime uçun kılıyakkenini başkalarına haberini veriş üçünmez. O niyetli takitleş üçün buluş mümkün halas. Peşin getiriyor siz. Özü törekat peşin okuyan ki yansı asli. O başka narsa uchun asr uchun kelganingiz yo'q yoki nafil uchun yoki o'ynagan kelganingiz yo'q. Ayni peshinga to'g'ri qilib keldingiz. Shunda ham niyatni ta'kidlash uchun to'rt rakat peshni qilman deb qo'yish bor. Joiz. O'zi qalbda yursa tilda aytsa ham mumkin. Tilda aytsa qachon mumkin? U dovdirab aytsa emas. Niyatni ta'kidlash uchun, xayolni jamlash uchun aytsa joiz. Sunnatda o'zi tilda aytish vorid bo'lgan emas. Niyat qalbni ishi o'zi asl. Lekin ulamolar keyinchalik shu odamlarni hayoli sochiladigan bo'lgandan keyin ruxsat berishganki, tilda aytsa bo'ladi. Sharti tilda aytish uchun emas, qalbni hozirlash uchun. Chunki ilgargilar tahoratni olishdan boshlab rangi o'zgarib ketgan. Niyat o'zi ketib bo'lgan, shunday o'zi tahoratni olib Ali ibn Husayn rahmatullohi alayh Zainul Abidin tahoratni olib namozga kelguncha ranglari sarg'ayib ketar ekan. Nimaga buni qarangiz o'zgarib ketadi desa, kimning huzuriga kelayotganini bilasizlarmi der ekan. Tahoratda o'zidan xushu hozir bo'lmagan. Biz endi namozni o'qib oxirga yetganda ham xushuni topolmay tugatib qo'yapmiz. Bizga o'xshagan hayolparast bo'lib qo'ygandan keyin odamlar ulamolar keyin yo'q shu niyatini ta'kidlasin. Peshini o'qiyapti u asr emas u. Xolis alillohni qo'shsin, o'sha niyati xolis bo'lgani Alloh uchun yuzlanganini tili bilan o'ziga o'zi ta'kidlab, kelmay qolgan niyatini ham hozirlab, hayollarini bir joyga jamlab kessin degan niyatda til bilan niyatni joriy qilishgan. Lekin o'sha niyat ham tilda o'zida qolib ketadigan bo'lsa, u maqsadga xizmat qilmayotgan bo'ladi. Asli qalbning ishi niyat. Niyat u tilda ish emas. Yaxshi bir niyat qildim deyish shart emas. Qalbda nima tugilgan bo'lsa, o'sha niyat. Nima sizni undab harakatlantirayotgan bo'lsa, o'sha niyat. Tilingizda aytgan gapingizni e'tibor yo'q. Faqat qalbdagi e'tiborli Alloh huzurida. Men Alloh uchun o'qiyman Qur'onni deysiz. Yoki aytasizki, falon joyga imom bo'lasanmi desa, bo'lmayman, Alloh uchun bo'laman deysiz. Keyin imomat o'xshamay qolsa, xafa bo'lsangiz-chi? Diqqat bo'lib. Ishim o'xshamadi deb. Yoki kim degan odam bo'ldim deb qolsangiz-chi? Demak, Alloh emas iroda. Siz istayotgan narsa men u Alloh emas.
O'shuncha teplik iroda nimani istayotganingni bilib ol. Bu o'ta nozik narsa. Odam o'zini nima istayotganini topib olishi u sizni tanangizdagi kasalligini tahlil qilib topishdan qiyin narsa. Doktorlar gohida kasallik topolmaydi-yu, qaydanligini, nimaligini. O'shuna qanday narsa qalbdagi asli illatni topish, asli irodani topish ham. Bu kishi o'rnatayotganlari nima uchun niyatni taftish qil va irodani bilib ol. Deyaptilar. Nima uchun buni aytayaptilar? Amaldan oldin shuni bilib ol. Gapirishdan oldin bilib ol shuni. Chunki mujozot, ya'ni jazo yoki mukofot nima bilan bo'ladi? Niyatga qarab bo'ladi. Asli irodangga qarab bo'ladi. Tilingizdagi gap, suratdagi amalga qarab emas. U amalga savob ichingizdagi niyatga qarab bo'ladi. U niyat bir yaxshilikni o'ylashdan iborat emas. Belki sizni harakatlantirayotgan kuch nima? O'sha niyat bo'ladi. Nimani ko'zlab siz harakatlanyapsiz yoki to'xtayapsiz? Masalan, oddiy munozara. Munozarada men munozara qilyapman siz bilan. Masalan, 21 ta bahsda. Nima menga turtki beryapti munozarada? G'olib bo'lishmi, haqni topishmi? Agar haqni topish bo'lsa, mag'lub bo'lishdan qo'rqmayman. Va meni fikrimga zid fikr isbotlansa xafa bo'lmayman. Xursand bo'lib ketishim kerak. Men istayotgan narsa topildi-yu deb. Lekin men ushlab turgan fikr yoki men mansub bo'lgan bir mafkura yoki mazhab yoki men ko'tarib turgan, men qattiq ushlab turgan bir fikr yoki ray yoki bir aqidaviy masala yoki bir fiqhiy hukm, men mahkam ushlab turibman, mana shu haq deb. To'satdan qarshimdagi menga qarshi turgan odam haq bo'lib chiqib qolsa-chi? Shunda agar men jirraklik qilsam, chidolmasdan ketib yorsam orqaga qarab, yo qulog'im yopib olsam, yoyinki ya unaqa emas deb turib olsam, yoyinki undan ayib istashga o'tsam, hujjatni tekshirishni o'rniga o'zidan ayib istashga o'tsam, xo'p, bunisi to'g'ri-yu, sen unaqa qildingmi palon kuni deb bu yoqqa o'tib ketadigan bo'lsam, yoyinki haq isbotlanayotgan paytda fikrim noto'g'riligi isbotlanayotgan paytda to'xtang boshqa masala deb boshqa masalaga o'tkazib yorsam, bu u yerda niyat men. Men o'zimni isbotlashim kerak, haq emas. Istayotgan narsam haq emas, Alloh emas. U suhbatni boshida, oxirida, o'rtasida ming marta Alloh uchun deganim hammasi yolg'on. U asli men uchun o'zimni g'amimda, o'zimni isbotlash uchun yoki nimagadir moyilligimdan yoki qanaqadir o'zimni shuncha yil xato qilgan bo'lishi mumkinmi degan turtki meni qo'ymaydi. Mumkin emas buncha yil xato qilgan bo'lishim deyman. Ana shu narsa meni ushlab turadi. Yoyinki hozir men bunga xo'p desam, keyin palonchiga nima deyman? Yoki palonchini oldida nima degan odam bo'laman degan o'ylab boru. Ana shu narsalar qalbi tubida turgan bo'ladi. Tilida Alloh deyaveradi, hamma deyaveradi. Lekin qalbini tubi degan narsa qachon bilinadi? Mag'lub bo'lgan paytda xursand bo'lib ketish kerak. Agar haqni haqqatni topgan bo'lsa. Alhamdulillah topdim mana deb olish kerak. Birodar sizga rahmat. Shu munozarani e'tiroq qilib meni ko'zimni ochsiz bo'lmasmidi deyish kerak. Sen kim bo'lib qolsan, endi sen ham ilmli bo'ladigan bo'lib qoldingmi? Yo, palonchi sendan ko'ra yaxshi. Yo, men bekor aytmayapman deb turib oladigan bo'lsa, bu hammasi o'ziga sig'inish, bandalarga sig'inish, mafkuralarga sig'inish. Hammasi makhluqqa sig'inish, Allohga emas. Xoliqqa sig'ingan odam, Allohga ibodat qilgan odam faqat Allohga taslim bo'ladi. U o'zining nafsiga ham taslim bo'lmaydi. O'zining fikrlariga ham taslim bo'lmaydi. Bu hammasi makhluqqa ibodat jumlasiga kiradi. To'g'ri, shirk akbar bo'lmasa ham kichkina shirklar bo'ladi shular. Va ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun oyatini tafsirida muhaqqiq ulamolardan biri aytadiki, ulardan ko'pi Allohga iymon keltirmaydi, faqat shirk keltirib iymon keltirishadi dedi-yu. Shundagi shirkdan murod nima desa, u katta butga sig'inishdaqa shirk emas. Yoki qabrga topinishdaqa, unaqa emas. Bu mana shunaqangi nafsga sig'inib qo'yadigan shirklar. Deydi, nimaga desa, u agar u huvalga sig'inadigan bo'lsa, yoki bir arvohga sig'inadigan, bir jinga sig'inadigan bo'lsa, umuman bo'lmaydi o'zi asli. Alloh taolo Makka mushriklarini Allohni bor deb bilgani uchun mu'min degan emas, mushrik degan. Yu'minu aktharuhum billahi degan iymon, bu iymon bo'lmaydi agar Allohga birovni teng qiladigan bo'lsa. Yo'q. Bu yerdagi shirk deydi ba'zi ulamolar.
o butka sığınış gibi şirkler mez. Kette şirkler diyor. Belki küçükler şirkler. Kanaka ular. O şey bende hak yiyen payette bu isim yok koyar. Özünün nefsini Allah'ın hükmünden belen koyup koyar. Özü bilip bilmegen halde. Özünü özü başkaramagen halde. Hissiyatı gibi berilgen halde. Bana şu nesneler Allah subhanahu ve ta'ala gibi bendelikini hakiki şekillenmegenini belgisi. Adam körünüşte dinge mahkem körünü oladı. Uhud dağligi özünü kavmige tarafdar bugün ne kadar mahkemliği bo'ladi u mahkemlik. Allah'a teslim oluş denmez. Özünü kavmige mahkemlik, özünü taifesige mahkemlik var mı? O çünkü hamasat bildiriş, o çünkü biriliş var ki. O şu cümleden bo'ladi. O şu bağlanırken neresi dini bugün için Allah için bo'layotganga o'xshaydi. Allah için bo'layotgan bo'lmaydi. O'zini qavmiga tortishayotgan bo'ladi, o'zini masalan domlasiga tortishayotgan bo'ladi, o'zini o'zi mansub bo'lgan bir qanaqadir yo'nalish bor, o'shunga tortishayotgan bo'ladi. Qaydandir pul yeb bo'lgan bo'ladi, unga tortishayotgan bo'ladi. Lekin surati dini bo'lgani uchun sizga u Alloh uchun bo'layotgan amalga o'xshab ko'rinadi yoki o'ziga ham Alloh uchun bo'layotganga o'xshab ko'rinadi. Alloh uchun bo'lmaydi. Chunki uni turtkisi Alloh bo'lmaydi. Turtkisi o'sha qavmi, toifasi, o'zi mansub bo'lgan odam, o'zi mansub bo'lgan yo'nalish, o'zi mansub bo'lgan oqim, o'zi mansub bo'lgan partiya, o'zi mansub bo'lgan deylik millat, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Bularni hammasini Islom bir ovoz bilan, bitta so'z bilan johiliyat deydi. Johiliyat hamiyati deydi. Bitta qilib hammasini. Hammasini bitta qilib nima deydi? Johiliyat hamiyati. Ko'rinishda din bo'ladi. Makka mushriklarida ham shu narsa bo'lgan. O'shuning uchun Makka mushriklarini hamosatchilar deyishgan. O'sha dinga o'ta berilgan bo'lib ko'ringan. Lekin ularni dinga berilishlari ajdodlarini so'zini mahkam ajdodlariga ergashishdan iborat bo'lgan. Dadam to'g'ri bo'lish kerak degan so'zdan iborat bo'lgan. Ko'rinishi din va Alloh, lekin asli turtkisi uni tortayotgan kuch ota bo'lgan. Yoki ajdod. To'g'ri ajdodga ergashish kerak, solihlarga ergashish kerak, salaf solihga ergashish kerak, gap yo'q. Mazhabga ergashish kerak, lekin u narsalar Allohga ergashish jumlasidan ergashiladi. Tushundingizmi? Aynan o'sha shaxsning o'zidan kelib chiqib emas. Ammo shaxsga taassub, mash odam nima desa, shu haq deb bitta odamga taassub qilish, uni ziddiga haq qiyam payti ko'zni mahkam yumib olish, ular hammasi mahluqqa sig'inish jumlasidan bular. Allohga bandalik iyyaka na'budu shakllanmaganidan. Shuning uchun irodani bilvol, niyatni bilvol. Nimaga? Sen o'shunaqa Allohga sig'inib, Allohga sig'inyapman, Allohni istayapman yoki niyatim xolis deb turib mahluqlarga bog'langan bo'lmagin. Chunki mukofot niyatga qarab bo'ladi. Sen kimga bog'langan bo'lsang, mukofot shundan keladi. O'sha bitta qavmga bog'langan bo'lsangiz, mukofotni shundan olasiz, Allohdan emas. Shuning uchun qiyomat kuni Alloh taolo aytadiki, kim kim uchun amal qilgan bo'lsa, o'shanga borsin, men uchun qilganlar menga kelsin, mukofotni beraman deydi. Kim nima uchun, kim uchun qilgan bo'lsa, o'shanga borsin. Bitta toifaga tortishganmi? Marhamat o'sha toifadan olsin. Partiyaga tortishganmi? Marhamat o'sha partiyadan olsin savobini. Mani oldimda huzurimda hech vaqo yo'g'ingi, chunki uni niyati men bo'lgan emasman o'zi asl. O'shaning uchun ulamolar niyatni o'ta qattiq taftish qilganlar. Sufiyoni savol aytganlarki, niyatni taftish qilib muolaja qilishdaqa qiyin ishni ko'rgan emasman degan. Tahajjud qiyin ko'rinadi, niyatdan oson. Niyatni to'g'rilashdan oson. Ilm o'qish qiyin ko'rinadi, niyat to'g'rilashdan oson. Sadaqa qilish qiyin, yonidan pul chiqarib berib olish. Niyatni to'g'rilashdan oson. Demoqchi Sufiyoni savol. O'zining tajribasida eng qiyin narsani niyatni to'g'rilash deb topganlar. Alloh oson qilganga oson. Lekin o'ta daqiqligidan qiyinligi nimada? Daqiqligida topish qiyin. Men talaba ilmda yurgan odam ham shuni bilmasin. Dadasi aytgani uchun yuribdimi? Yo'inki yosh bolalarni aql yetmagan bolalar niyati nimaligini bilmaydigan bolalarni ayni tushunsa bo'ladi. Lekin talaba ilm o'qiyotganda yurgan talaba ilm bolalar, Qur'on o'qiyotganlar aqlini tanigan bo'lsa bir o'zini taftish qilish kerak. Nima uchun o'qiyapti o'sha ilmni? Qanaqa ilm bo'lsa ham u fizika bo'lsa ham, u IT bo'lsa ham, u iqtisod bo'lsa ham, Qur'on bo'lsa ham, tarix bo'lsa ham, hadis bo'lsa ham, fiqh bo'lsa, nima bo'lsa bo'lsin. Nima uchun o'qiyapti shu ilmni?
yoki bir kasb o'rganyapti. Nima uchun? Qalbini tubiga qarasin. O'sha qalbini tubida Alloh subhanahu va taologa bandalik qaysidir amrini bajarish yuzasidan harakatlanayotgan bo'lsa, o'sha ilmiga ajr oladi. Bo'lmasa ajr olmaydi. Nima uchun qilayotgan bo'lsa, o'shandan oladi ajrini. Shuncha aytibdilar-ki, mukofot va jazo niyatga qarab bo'ladi. Debki hadis sharifni keltirdilar, innamal amalu binniyat. Keyin taqvoni lozim tut dedilar. Musulmon odam qo'li tilidan boshqalar omonda bo'lgan odam dedilar. Buni taqvoni ketidan keltirganlaridan tushunamizki, taqvo deganda faqat bu luqmani tozalashni o'zi emas, u ham taqvodan, lekin faqat u emas. Birovga azor bermaslik ham taqvodan. Birovni g'ibat qilmaslik ham taqvoning eng kattasi. Birovni kamsitmaslik, boshqalarni o'zidan afzal bilish hammasi taqvodan. Qiynalganga yordam berish taqvodan. Mazlumni yonini olish taqvodan. Zolimni tiyib qo'yish taqvodan. Tushunarlimi? Taqvoni deganda faqat shu pechenini tarkibiga qarash emas u. U ham taqvoni jumlasiga kiradi, lekin faqat ular emas. Yoki suratda sunnatga muvofiq bo'lishni o'zi emas. Taqvo qalbda va axloqda ham Rasulullohga ergashish bilan bo'ladi. Alayhissalom. Keyin oxirgi aytdilarki, ittaqillaha bi ta'atihi va ati'illaha bi taqvo. Allohga taqvosi bilan, Allohga taqvo qil, ta'ati bilan. Itoat qil taqvosi bilan. Dedilar. Keyin oxirgi gaplari, har bir xotiringga kelgan fikrda o'zingni hisobga ol. Shayxul Akbar aytadilar-ki, bizning mashoyixlarimiz dedilar. Imom Munoviy rivoyat qiladi. Bizning mashoyixlarimiz kunduzi bilan aytgan so'zlari va qilgan ishlarini daftarga yozib borishardi. Keyin xuftondan keyin yotish oldidan o'zlarini o'sha yozgan narsalarini bir o'qib sarhisob qilishardi. Bugun nima qildim? Nima qilmadim? Nima qilishim kerak edi? Keyin o'sha ishda, masalan, o'sha hisobotda agar yaxshilik topishsa Allohga hamd aytardilar, o'shani ertaga ko'paytirishni rejasini qilishardi. Agar xato qilishgan, gunoh qilgan bo'lsalar, uni ertaga bartaraf qilishni, hatto lag'v behuda narsa qilgan bo'lsalar, uni ham bartaraf qilishni tadbirini qilishardi ertaga. Bugun masalan, deylik 50% solih amal, 50% behuda vaqt o'tgan bo'lsa, ertaga shu 50% kamaytiradi. 90% bo'ladi. 90% solih amal kun bo'yi. Ibodat, zikr, kasb bo'lsa ham haloldan va hokazo. 10% behuda, bekorchi vaqt. Uni ham keyin ertasiga bartaraf qiladi. Borib, masalan, so'zlarni tahlil qilishni boshlaydi. Aytadilar-ki, salafi solihlardan shunday kishilarni bilamanki dedi. Ulamolardan biri. Bir hafta mobaynida aytgan so'zlarini sana bera oladi dedi. Kamligidan. Behuda so'z yo'qligidan bir hafta mobaynida, bir kun emas. Bir hafta mobaynida aytgan so'zlarini qiyinish emas. Aytgan so'zlarini sana bera olishardi. Shu darajada o'zlarini amallarini tahlil qiladilar, taftish qiladilar, o'zlarini hisobga tortadilar. Shayxul Akbar aytadilar-ki, biz shayxlar, mashoyiximiz shuna qilar edi, ustozlarimiz. Biz bunga xotirlarni ham qo'shdik, hayolimizga kelayotgan gaplarni ham qo'shdik, ishlarni ham qo'shdik. Fikrimizga kelgan narsalarni ham, xayollarni ham qo'shdik buning ustiga. Ya'ni har kuni kechqurun qilgan ishlarimiz, aytgan so'zlarimiz va kechirgan xayollarimiz, fikrlarimizni ham bitta tafsir qiladigan bo'ldik. Uni ham nojoizlarini yoki behudalarini ertangi kunga bartaraf qilishga urinadigan bo'ldik. O'ta qiyin tuyuladi bizga. O'ta qiyin haqiqatda. Lekin Alloh subhanahu va taolo oson qilganga oson. Bu faqat Allohning yordami bilan bo'ladi. Banda o'zicha qila olmaydi buni. Faqat Allohning yordami bilan bo'ladi. Allohga tayanasiz, iltijo qilasiz, keyin harakatga kirishsangiz, Alloh oson qiladi. Haqiqatda qiyin, lekin shunaqa bo'lish shartmi? Kimiki komil musulmon bo'lmoqchi bo'lsa, shunday bo'ladi. Komil inson bo'lmoqchi bo'lsa shunday bo'ladi. Chala-chulpa odam bo'lmoqchi bo'lsa, yarimta musulmon shart emas. Komil musulmon bo'lmoqchi bo'lsa shart. To'g'ri, masalan, hazil qilish mumkin, mutoyiba qilish mumkin, yozilish mumkin ba'zi gaplar, u umuman gapirmay qo'yadi emas. Lekin hammasi hisobli bo'ladi. O'shalardan ham bir yaxshilikni nazarda tutadi. Kishilarning ko'nglini yozishni, bir
xotirga dam berishni, bir tanaga dam berishni, bir ko'ngilga dam berishni shuni nazarda tutadi. Hazreti Ali aytganlaridek, qalb ham tana toliq qandaqa toliqadi. Dam berib ishlating deganlar. Ana shu nuqtai nazardan bo'ladi bu narsalar. Hammasi yaxshilikka xizmat bo'ladi natijada. Mutoyiba qilsa, birovni masxara qilish uchun emas. Tushundingizmi? Hazil qilmoqchi bo'lsa, birovni ustidan kulib kamsitish uchun emas. Balki ko'ngilni yozish uchun, bir musulmonni xursand qilish uchun yoki bir oz toliqqan bo'lsa, toliqishni yozish uchun. U ham yaxshilikka xizmat. Futbol o'ynaydigan bo'lsa, tanani bir oz yozib, chigallarni yozib, tanaga qaytib g'ayratni uyg'otib, ilmga quvvat hosil qilish uchun yoki ibodatga, yoki halol kasbga quvvatni hosil qilish uchun. Yaxshilikka olib boradi hammasi. Ana shunday bo'ladi musulmon odam, komil musulmon. U ovqat yeb lazzat oladi, uxlab dam oladi, o'ynab mazza qiladi. Lekin hammasidan yaxshilik, savob, xayr amallarni niyat qiladi. O'shanga xizmat qiladigan miqdordagina qiladi. O'qishga dam olayin, miyamga bir dam bo'lsin deb turib 8 soat o'ynamaydi u. Yoyinki bir ko'ngilni yozaylik deb turib birovni ustidan kulib o'tirmaydi, yoyinki 2 soat, 3 soat askiya qilmaydi u. Balki o'sha jiddiylikka g'ayratni yangilaydigan darajada o'sha narsadan foydalanadi. U zarurat miqdorida qiladi bo'ladi. O'sha niyatga xizmat qilgudek. Tushunarlimi? Mana shu odam endi shayxul akbar aytadilarki, biz xotirdan o'tayotgan narsalarni ham shunday tafsir qilishga bordik. Mana bu bizga nimani ko'rsatadi? Yuqoridagi kitobni boshida o'tgan oyatimiz va yaxofuna su'al hisobni ko'rsatadi. Komil mu'minlarning sifati nima edi? Yomon hisobdan qo'rqishardi. Yomon hisob nima? Daqiq hisob. Yomon hisobdan nima murod? Nima su'al hisobdan murod? Daqiq, ya'ni ikir chikiragacha hisob qilinish. Ikir chikiragacha hisob qilinishidan banda o'zini amalini qo'rqishi nima bilan bo'ladi? Ikir chikir amallarigacha tahlil qilib hisobot qilish bilan bo'ladi. O'sha vaqtda aytganimizdek. Agar bir taftishchi kelib qoladigan bo'lsa, tangasigacha hisoblaydigan bo'lsa, siz hisob kitobda tangasigacha qilib qo'yishingiz kerak. Bo'lmasa, taftishchidan siz jarimayiz. Jarima olasiz. Iqob olasiz. Ana shunday kitobning boshida aytilgan komil mu'minlarning sifatlarida va yaxofuna su'al hisobda mana shu o'sha sifat mana shu taftish bilan hosil bo'ladi. Shuning uchun faman ya'mal misqala zarratin chumolini bolasini og'irligicha amal qilsa birov ko'radi o'shani. Chumol o'zi qanaqa yengil narsa, 100 tasini jamlasidan puftasi uchib ketadi. Eng jismi yengil mavjudot bo'ladi chumol. Chumolining hajmidagi boshqa mavjudot undan og'ir bo'ladi. Chumolining materiali o'ta yengil bo'ladi odatda. Uni o'shini bolasini ham aytyapti. Bolasini aytyapti o'zi emas. Chumolining bolasi zarra deb chumolining bolasini aytadi. Misqol og'irlik, chumolining bolasini og'irligicha. U chumolining kattasini ham taroziga qo'ysangiz, bir hovuchini qo'ysangiz ham 1 gram kelmasa kerak. Yo keladi yo kelmaydi. O'ta yengil. Bolasini vazni qancha bo'ladi bitta bolani? Bitta chumolining bolasining vazni. O'shancha amal bo'lsa ham Alloh taoloning bu kalomidan murod nima? Sizning ko'zingizga umuman ko'rinmagan eng kichkina amal bo'lsa ham. Umuman hisob qilmaydigan bir og'iz so'z bo'lsa ham. O'shani inson ko'radi o'sha. O'shani ko'radi. Yaxshilik bo'lsa ham, yomonlik bo'lsa ham. Bu nimani ko'rsatadi? Alloh taoloning tarozisi o'ta ham daqiq ishlashini ko'rsatadi. Shuning uchun ashobi kiram bu oyat tushganda ya Rasululloh agar ish shu bo'lsa birortamiz najot topmaymiz deb yuborishgan. Oyatni to'g'ri fahmlaganlardan. Daqiq fahmlaganlarda. Shunda faqat Allohning rahmatida qoladi ish. Allohning rahmatiga tashlaydi banda. Ammo qo'ldan kelgancha harakat qilishi mana shu yo'sinda bo'ladi. Tushunarlimi? Shuning uchun va hasib nafsaka fi kulli khatratin deganlari shuni taqozo qiladi. Keyin aytadilarki, mana bugungi yangi darsimizda varaqi billaha fi kulli nafas. Endi o'zingizni hisob kitob qilish uchun har bir xotirga kelgan narsada ham qilgan ish uyg'ot tursin. U hisob kitob nima uchun hisob kitob qilinadi? Alloh ko'rib, eshitib turganini bilganimizdan va shuni bizdan hisobini olishini bilganimizdan
Şunun için وَرَاقِبِ fi kulli nefes. Her bir nefeste Allah'ını murakabe kıl. Murakabe ne diyen? Allah Teala'nın küzetip turgenini itikad his kılış. Allah küzetip turgenini deyip ayeti oras. Lekin şunu his kılı yapsın mı? Allah Teala hazır küzetip beni. Ne diyekken izi? İçinizde ne diyekken izi hesaplayıp durup da Allah. Bilip durup da. Onun için selef-i salihler kalbiden ötken nersege hem istiğfara yetişken. Çünkü kalbinin amelleri hem hesap kitap var. Ne diyen Allah? İcdeni bu kesire min inne ba'da zanni is bazı güman günahdır diyen. Güman ne mi? Kalbinizden ötken oy halas. Balancı. Şuna kımak için mi ki şimdi bir adamla yamanlık kütüp o şu oyla siz şu adam mı? Yamanlık kütüp yamanlık oyla siz bir adam hakkında. O telizden çıkan yok hala. Kulüz bilen bir iskiyeniz yok. Kalbinizden o şey neresi? Oy. Hastadır bu. Allah Teala şunu günah diye yaptı. İnne ba'dazzan. Bazı güman günah bulur. Demek kalbini hem amelde Allah'ın murakabe kılış gereği bulur. Çünkü وَرَاقِبِ اللّٰهَ ف۪ي كُلِّ نَفَسِ her nefeste diyebilirler. Ne demek her nefeste? Çünkü Allah Teala sizi bir günde bir mette küzetmeydi. Her nefeste küzetirdi. Ateist, ameist küzetse bir ayda bir mette, haftada bir mette soruyordu. Ustaziz küzetse sizi derste küzetip koyuyordu. Ama Allah Subhanehu ve Teala her nefeste küzetirdi. Allah her nefes küzeti yaptı mı? Allah'ın her nefes küzeti ekkenini kıskıp duruş gerek. Eğer insanlar bunu hıskırlık yaşasalar, sakış gereği bu muydu? Dökerlerini koruklayan sakış gereği bu muydu? Böyle şu sıfat yok bugün için bizde. Biz sakışıya köpüra muhtaç böyle yapız. Satı ucudan sakış köpüye bir yaptı. Çünkü bendeler Allah'ın murakabı mı yaptı? Bu kemeri koyandan yakışı bu. Bende uzunu uzun küzeti ucu bu. Çünkü Allah'ın kemeresi yakık. Hemesini yazıp durup. Eğer şunu bilse insan, o bunu Allah Teala elbette bizge kürsetip, küzetip, türgenini kürsetip, hesap kitap kılışını bilse insan, amelini cüdeyem tertifke sarar. Hatta kalbi digini yem. Şunun için, وَرَاقِبِ اللّٰهَ ف۪ي كُلِّ نَفَسِ اللّٰهِ Hz. Umar ayet edilir ki, قَالَ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوهَا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ لَا تُخْفَى مِنْكُمْ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً Hazreti Umar etkenekeller ki hesabke tartılmayı türüp özünüzü sarhisap kılın. Terazige tartılmayı türüp özünüzünü özünüz tartıp alın. Kette namayış en kette körgezme günü var kıyamet. O şenge özünüzü ziynetlen. Bezen alın. O şunda gün ki sizden birer nerse yaşarın kalmaydı o günde. Sizdeki birer nerse yaşarın kalmaydı. Hz. Umar'ın bu geplerden Murat hesapka tartılmayı türüp özünüzü hesap kitap kılın. Hesapka kaçan tartılamız biz? Canımız çıkan peyitti. Kaçan çıkadı? Bilmiyor musun? Hazır çıkışı mümkün. Hazır. Mesela dersine ahir gitmesliğimiz mümkün. O şengeci özümüzü hesap kitap kılışımız gerek. Adette her kendi savdager, kaçan savdası yürüyüp, kaçan o boy boladı, kaçan payda kıladı. Kümmek yok hesap kısa. Her kendi dükkanda küllük hesap var. Haftalık, aylık hesap var. Hazır bana elektron olup, lahzeli hesap var. Lahze, lahze hesap kitap var. Şunu diye kımmetse savda yürümeydi. Özüce payda kılı yapan diye böyle ziyan bilen çıkadı ahırda. Bizim eğer özümüzü hesap kitap kımmetsek, ahırı ziyan bilen çıkamız. Namaz okuyup ben de böyle olas. Döndürüp koyup ben de. Namazı kabul olmayanken bu oluşu mümkün. Eğer kalbiniz doğru olmazsa. Yani ki başka amel bilen onu yuvup koyarken bu oluşumuz mümkün. Eğer hesap kitap kılmasaya ziyan bilen çıkarmış. Üçüncü ayet ettiler ki sizler hesapka tartılmayı durup o zihninizi hesapka tartayın. O her lahza hesapka tartış bilen bu oluşu. Ya ki ahyan ahyanda hesapka tartıp duruş bilen bu oluşu. Çünkü her lahza bizge ölüm geliş ihtimali var. Keyin ettiler ki özünüzü özünüz tarazıge salin tarazıge tartın. Allah tamamından tartılmayı durup. Ya ki terazide kıyamette tartılmayı durup. Ve zinuhâde
Zamir anfusakumga qaytadi. Ya'ni o'zingizni torting. Bu yerda amalni torting demayaptilar. O'zingizni torting deyaptilar. O'zingizni vazningizni torting. Parhez qilayotgan odamlar ozish uchun, semirish uchun har kun taroziga chiqib o'zini tortadi. Nech kilo, nech gram qo'shildi deb. Bu yerdagi tortish ma'naviy vazn. Qancha bugun qancha amal qildim? Kechagidan ko'ra yaxshimi, yomonmi? İki günü teng bo'lgan odam yutqazgan dur deganlar Rasul akram alayhissalom. Aldangan dur. Har kuni o'sish kerak. İkinci günü kechagidan yomon emas. Teng bo'lsa ham yutqazgan bo'lamiz. Bugungi amalimiz kechagi bilan bir xil bo'lsa, yutqazishdamiz. Har kuni o'sib borish kerak. O'shuning uchun vazningizni taroziga torting. Odamlar shu suratini chiroyli qilaman, qonini kirgizaman, kiloyimni yengillataman deb palon pulga necha ming dollarga operatsiya qildiryapti oshqozon. Keyin yaxshi ko'rgan ovqatlarini tark qilib yuribdi. Oylar parhez qilyapti, sog'liqni saqlash uchun. Yoki suratni chiroyli qilish uchun. Suratini chiroyli qilish uchun necha ming dollar sarflaydi. U tig'iga tushib qancha azob chekadi. Narxoz olib boshqa qilib sog'ligini boshqa tomondan yutqazishga ham rozi bo'ladi. Nimaga? Shu figurani chiqarish uchun xolos. Xolos shu xolos. İnsanın insanlığını belgilab beradigan me'yor emas o'z aslida. Lekin shu suratni saqlash uchun shuncha qilinadi. Qancha azob, qancha pul, qancha mashaqqatga rozi. Balon narsani yemaysan, non yemaysan deydi. Oilam non yemaydi. Nimaga? O'sha go'shini ko'payib ketmasligini ta'minlash uchun. Qarang, figurani saqlash uchun. Inson suratga naqadar e'tibor qiladi, qarang. Holbuki Alloh taologa uning umuman ahamiyati yo'q. Kimlarga duch chiroyli ko'rinish uchun xolos. U chiroyli ko'rgan, uni ko'ziga uni chiroyli ko'rganlar ham pul bermaydi unga. Yoki ta'sir mana figura chiqib qolib to'rroq qo'ting teparoqqa demaydi. Hech yo'q. Shunchaki odamlarga yoqimli ko'rinadi xolos. Yoqtirganlar unga bir chiroyli bo'lib qolibsiz a, ozib qolibsiz a, mana endi chiroyli bo'lib qolibsiz degan gapini o'ziga shuncha mashaqqatga rozidi. Yoki demasa ham shunday o'ylashiga ham shu mashaqqat hammasiga rozi. Insonni ko'ryapsizmi o'zini suratiga naqadar e'tibor qilyapti. Holbuki bu surat unga insonlik kamolatini bermaydi. O'shan bilan kechagidan ko'ra afzalroq inson bo'la olmaydi. O'sha 6 oy ozishi bilan ajal kelsa figurani ko'tarib ketadi. Qabrga kirganda ertasidan boshlab chiriydi u tana. Qurt kiyim bo'ladi o'sha figura. Ammo unga oxiratda abadiy saodat beradigan, abadiy vazn beradigan amal bilan ishi yo'q. Seni axloqingni tarbiyalab qo'yaman, 3000 dollar berding, beramikin? Yo'q, men o'zi yaxshi odamman deydi. Senda kibr bor, shu kibringni tozalash uchun palonchiga 3000 dollar ber va bir oy aytgan narsasini qilasan, yema deganini yemaysan, aytgan paytda uxlaysan, aytgan paytda turasan desa, qilmayman deydi. Qilmaydi uni. Unamaydi unga. Fahmni qosirligini ko'ryapsizmi? Holbuki uni inson bo'ladigan sifati o'sha qalbiy sifatlari edi uni. Mana hozir ta'lim olyapti, birov kelib Qur'on o'qiyapti. U ham ruhiy tarbiya, axloqiy tarbiya, Qur'on tarbiyalaydi inson. O'sha tarbiyasiga palon pul ketadi desin, baxillik qiladi. Ammo devoringizni oqlashga 5000 ketadi desa 5000 beraveradi. Devor u. Mana bu mezonlarni buzilgani, insonlar moddiy hayotga bog'lanib oxiratni unutgani, tanaga sig'inib Allohga sig'inmay qo'yganlarini belgisi. Surat parastiyas xalq, beimtiyoz ma'ni deganlar Hazrati Bedir. Odamlar surat parast bo'lib ketganlaridan ma'naviyatni farqiga bormay qo'yishdi. Ma'naviy sifatlarni farqiga bormay qo'yishdi. Uni ustiga insonlarda shu moyillik bor, media buni yana ham kuchaytiradi bizga. Bu vazirlarning birortasi e'tibor yo'q. Qani deb biz o'zimizni o'sha semirayotgan, ozayotgan odam o'zini taroziga tortgandaqa har kuni o'zimizni taroziga torsak, Allohni tarozisida, lekin o'zingiz tarozida emas. Vazinuha taroziga torting o'zingizni, nafsingizni deganda o'zingizni taroziz bilan o'lchamang, o'zingizni toshingizni qo'ymang. O'zingizga o'ziz farishta ko'rinaverasiz. Bu yerdagi vazn qobla antuzanu, siz vazninga tortilmay turib o'zingizni torting deyapti.
u siz kelajakda tortiladigan vazn qaysi vazn? U mana 1000 grammdan iborat vazn emas. U suratni me'yorlardan iborat bo'lgan go'zallik surat suratdagi go'zallik me'yorlardan iborat tarozi emas u. Yo'inki mol dunyo bilan o'lchanadigan, obro' bilan o'lchanadigan tarozi emas. U Allohning tarozisi. Alloh nima bilan o'lchaydi? Fa amma man thaqulat mawazinuhu va amma man khaffat mawazinuhu deganda nima aytgan? Qaysi tarozini aytgan? Alloh taolo bandani Allohning huzuridagi vazni nima bilan? Inna Alloha la yanzuru ila suvarikum va amvalikum valakin yanzuru ila qulubikum va amalikum. Alloh sizlarning suratingizga, mol dunyoingizga, tashqi ko'rinishingizga qaramaydi. Balki amalingizga va qalbingizga qaraydi. Demek Allah'ın tarazısı bilen tartışmamız gerekiyor özümüzde her gün. Allah'ın tarazısında bir gün vaznımız aştı mı? Ya aşmadı mı? Onun için Allah'ın tarazısını biliş gerek. Çünkü ayetler ki وَزِنُوهَا قَبْلَ اَنْ تُوزَنُوا Kaçan tartılamız? Canımız çıkışı bilen. O kaçan çıkadı bilmiyemiz. Haz çıkışı mümkün. Kefalet yok 50 yıldan ki canımız alındadı. Onun geçe biz hala genç özümüzü torla alışımız mümkün. Ona kadar kefalet yok. Yine deyiptiler ki, katta namayış günü ge ard deyip körgezmene aitledi. Yermerke böyle diyor. En katta körgezme günü ge ziynetlenin. Adamlar adette körgezme ge çıksa ziynetlenip çıkadı. Kitap satmak çoksa kitabını zorunlu yapıp çıkadı. Ha? Yani ki, kiyim körgezmesi ge en çınali kiyimini namayış kıladı. Hı? Şu, bana çınali kiyimlerini namayış kıladı yani adamlar var. Elahide. Şunaqa mavsumlar bor. Bu shunga odamlar eng chiroyli suratda chiqishadi o'zini bezab. Yo bu ko'rgazmalar kichkina ko'rgazmalar. Ammo katta ko'rgazma kuni qiyomat kuni. O'shinga ziynatlaning. Ya'ni qiyomat kuni Allohning huzurida chiroyli bo'ling. U ziynat shunga qiling. Qaysi kun desa aytadilarki, sizdagi biror narsa yashirin qolmaydigan kun. Ya'ni ziynatlaning deganda siz taşımı çırağılığı kısam, namazımı çırağılığı kısam suratını. Görünüşte sahabat koysam ile ahirette çırağılığı bulamam diye boylamayın. Yok. Amel çırağılığı bulup kalbiniz güzel bulsa, batınınız güzel bulsa ki hakiki güzelliği olur. Çünkü o yerde batınınız açıladı. İçki alemimiz açıladı o yerde. Hazreti Ömer şunu etediler. Keyin muallif yine sözleri de devam etediler. وَخَفِ اللّٰهَ ف۪ي د۪ينِكَ وَرْجُهُ ف۪ي جَمِيعِ اُمُورِكَ وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ Üçte cümle, üç elesiyem, her bir tesbir alem. Allah'dan korkun dininde. Dinin barası da Allah'dan kork. Hama işinde Allah'dan umid kıl. O zinge yetken musibetke sabır kıl. Üçte cümle, eğer amelge aşıraman desiz, bir ömür yeter. Allah'dan kork diyebilir, Allah'dan korkuş bu farz. Endi bu kişi nimaga diningda deb qo'shib qo'yaptilar. Chunki o'zingizni diyonatingizda Allohdan qo'rqishingiz nimani taqozo qiladi? Allohga haqiqiy yuzlanishni diyonatingiz shakli bo'lmasligini taqozo qiladi. Odam ko'rinishda dindor bo'lishi mumkin, mana shu qulluq qilib salom beraveradi. Ko'rinishda siratda suratda juda taqvodor bo'lib ko'rinishi mumkin. Ammo Alloh bilan o'zining o'rtasidagi aloqasichi o şehirde asas yiyip. Çünkü dininde Allah'dan kork diyekarlarının bayısı ne mi? Dinini örgen mahçı bu sen hakiki dinini bilgenlerden örgen. Her kimden örgenip ki tavırma dininde Allah'dan kork. Dinini örgen yapan diye buzur nasana örgen var mı ki? Yine dininden kork diyenlerde dinini sakla, dininde pütür yetkese diyen narsalardan o zihni ihtiyat kıl. Adamlar sağlıkını sakla gençleri saklamaydı dinini. Sog'likka sarflagan puli bilan ta'limga sarflagan pulini solishtiringda. Johillik ham dard o'zi. Ilmsizlik eng yomon kasallik. O'sha jaholatni ketkazishga ham ilm kerak, tabobat kerak. Ilm tabobat bo'ladi o'sha jaholat ketkazadigan. Olim yoyinki muallim tabib bo'ladi. Ustoz tabib bo'ladi sizga. Sizdagi jaholat dardini ketkazadigan. Cehalet ne ketkese, diyaneti sağlam buladı. Diyanetinde, dininde Allah'dan kork degenleri, dinini doğru organ ve amel kıl. O
o dininge putur yetkazadigan narsalardan saqlan. Dinge doğru amel kılış üçün barini sarfla. Çünkü şunu yakınmasın, Allah'dan dinin barasında korkmasın. Nima bo'lasan, dininge beparvo bo'lasan. Aytganimizdek adamlar sog'likka qaraganchalik qarasa diniga, tanasiga qaraganchalik qarasa qalbiga, yuzidagi dog'ni tuzatganchalik qalbidagi dog' bilan shug'ullansa, sochini bo'yab qora qilib yosharishni istagandek, ruhini ham sog'lom bo'lishini istasa, komil inson bo'lardi inson. Agar Allohdan qo'rqsa dinida shunday qiladi. Diningda deb tayyorlaganlari shuning uchun. Bir so'm yutkazib qo'yishdan qo'rqadi, ammo savobi kamayib ketishdan qo'rqmaydi. Dinida Allohdan qo'rqmaydi. Sarmoya tikib, sarmoyani foydasi chiqmay qolishidan qo'rqadi. Ammo umri uni sarmoyasi shuni tikyapti. Yashash, masalan, qilayotgan harakatlar, amallarida umrini, quvvatini tikyapti sarmoya qilib. U sarmoyadan oxiratda ajr olish kerak. Ajr oladimi, olmaydimi, bu bilan ishi yo'q. Tana quvvatini sarflashi, vaqtini sarflashida eng katta sarmoya shu, pul emas insondagi eng katta sarmoya sizni quvvatlaringiz eng katta sarmoya. Ko'zingizni quvvatini sarflayapsiz. Sarmoya sarflayapsiz. O'shandan foyda olasizmi? Sarflagan joyingizda hozir. Mana bu narsalarga e'tibor qilish dinida Allohdan qo'rqish bo'ladi. Shuning uchun diningda Allohdan qo'rq. Diyonatni saqlash uchun kishi ana shunday qo'rqish kerak. Keyin aytyaptilarki, hamma ishingda Allohdan umid qil. Ya'ni siz hamma ishingda deganlaridan murod o'ylamangki, oxirat ishlarida faqat, dunyo ishlarida ham. Faqat dunyo ishlarida emas, oxiratda ham. Hamma ishingda deganlaridan murod, masalan, siz o'zingizni tarbiya qilmoqchisiz. Umidni o'zingizdan emas, Allohdan qiling. Alloh yordam beradi deb biling. Shunda oson yengasiz nafsini. Savdo qilyapsiz. Allohdan umid qiling. Bir mansabga o'tirib qoldingiz. O'sha yerda yaxshi xizmat qilishni Allohdan umid qiling. Palonchini nazarimni topaman deb umringizni o'tkazmang. Hamma ishingda Allohdan umid qilish nima degani? Boshqadan umid qilma, o'zingdan ham degani. Umid degani kutib yot degani emas. Harakat qilasan, natijasini Allohdan kutasan. Hamma ishingni shunday qil. Harakat qilasan, natijani Allohdan. Allohdan kutish nima olib keladi? Birinchidan o'sha narsani oson hosil qilishni olib keladi. Ikkinchidan o'sha hosil bo'lgan narsada baraka beradi. Uchinchidan hosil qilingan narsani o'zidan ko'rmasligingizga olib keladi. Men qildim, men zo'rmanda deyishmas, alhamdulillah Alloh muvaffaq qildi deyishga o'tasiz. Shuning uchun har bir ishingda Allohdan umid qil, hamma ishingda. Keyin aytdilarki, o'zingga yetgan narsada sabr qil, musibat yetsa, qiyinchilik yetsa. Vasbir ala ma asabak, Luqmoni Hakimni o'g'illariga aytgan nasihatlaridan sura Luqmonda keladi. Mutlaq qilib ala ma asabak, senga yetgan hamma narsada deganlar. U masalan deylik, mashaqqat bo'lishi mumkin. Kasallik bo'lishi mumkin. Odamlardan aziyat bo'lishi mumkin. Kambag'allik bo'lishi mumkin. Boylik bo'lishi mumkin. Boylikka ham sabr qilish qiyin. Kambag'allikka sabr qilish oson, boylikka sabr qilishdan. Boylikka boylik kelgan paytida sabr qilish qiyin bo'ladi. Odam hovliqib ketadi. Nafsini tarbiyasiga sabr kerak. Sabr o'zi asli nima? Habsun nafsi ala ma takrah. Sabrning ta'rifi nima? Habsun nafsi ala ma takrah. Nafsni istamagan narsasida ushlab turish. Nafsni istamagan narsasiga majburlash, ushlab turish. Sabr deyiladi. Sabr 3 xil bo'ladi. Ya'ni 3 ta suratda ko'rinadi. Toatga sabr, gunohdan qaytishga sabr, yetgan aziyat musibatga sabr. Masalan, hozir Qur'on o'qiyapsiz siz. Bir kunda masalan Qur'onni yodlash uchun 8 soat o'qish kerak. Sabr kerak. Tahajjudga turishga sabr kerak. Roza tutishga sabr kerak. Yoningizdan o'zingizni pulingizni birovga berib yuborishga sabr kerak, chidash kerak. Ko'cha to'la gunoh. Ko'zni tiyishga sabr kerak. Birov achchiq iz chiqaryapti, tilni tiyishga sabr kerak. Bir mansab sizni jalb qilyapti.
o'shanga intilmaslikka sabr kerak. Bir katta foyda kelib qoldi, lekin halol emas. Yoki shubhali. O'sha puldan kechishga sabr kerak. Bir harom ishni ishlayapsiz, bildingiz haromligini. Oyligi yaxshi. Bu ishni tashlasam, keyin boshqa nima rizqim qaydan kelarkin deyapsiz. Haromdan kechishga sabr kerak. O'ta katta sabr kerak. Gunohdan tiyilishga sabr kerak. Uchinchisi musibatlarga sabr qilish, yoqimsiz narsalarga sabr qilish. Yo'qotish bo'ladi, inson yo'qotish bo'ladi, mol yo'qotish bo'ladi, sog'lik yo'qotish bo'ladi, shularga sabr qilish. Hammasiga sabr qiling. Hazrat Ali aytgan ekanlarki, la taqof illa zambak va la tarju illa robbak. Faqat gunohingdan qo'rq. Qo'rqsang faqat gunohingdan qo'rq. Faqat Robbingdan umid qil. Qo'rquving faqat günahından bo'lsin. Menga palonchi kelin qo'yarmikan, palonchini ko'zlayarmikan? Yo'ki menga kimdir palon yomonlikni qildi, o'shaning uchun meni ishim yurishmay qoldi emas. Gunohingdan qo'rq. Asosiy musibating gunohingdan keladi. Men yotlanmayapman, o'qishim yurmayapti, palonchi yomonda pistonchi qildi demas, gunohingdan qo'rq. İlim yuqmayapti mi? Gunohingdan qo'rq. Nima uchun gunohingdan qo'rq? Chunki gunohimizdan bo'ladi toatga tavfiq bo'lmasligi. Tahajjudga tura olmasligimiz gunohimizdan. Bomdodga jamoatga chiqa olmasligimiz shunga muvofiq bo'la olmayotganimiz qaysidir gunohimizdan. İlim olsak hosil bo'lmasligi qaysidir gunohimiz sabab bo'lishi mumkin. Hatto dard kasalliklarga ham ba'zi gunohlar sabab bo'ladi. Ba'zan. Shuning uchun gunohingdan qo'rq. Boshqasidan qo'rqma. Nima uchun gunohingdan qo'rq faqat boshqasidan qo'rqma demoqchilar? Nima uchun faqat gunohingdan qo'rq deyaptilar? Odatda ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum. Sizlarga nima musibat yetgan bo'lsa, o'zingizlarni qiyin qilmishingizlardan deydi Alloh. O'shaning uchun faqat gunohingdan qo'rq. Gunoh deganda gunoh kabiralarda o'ylamang. Faqat o'g'irlik qilish, odam o'ldirish kabi ular albatta gunoh. Lekin g'ibat ham katta gunoh. Hasad ham gunoh kabira katta gunoh. Musulmonni yomon ko'rish ham gunoh. Kabira gunoh. Musulmonga adovat saqlash qalbida. Namozni xushusiz o'qish ham gunoh. Birovni o'qmaslik undan ham katta gunoh. Va hokazo. Chunki ibodatlar Alloh taolaga bir narsa o'tkazib qo'yish emas, Allohga bandalikni izhori bo'ladi. O'sha bandalikni joyida izhor qilmayotgan bo'lsangiz, haqiqiy ma'noda izhor qila olmayotgan bo'lsangiz, albatta u ayb bo'ladi u. Nima bizga qiyinchilik, musibat yetsa, mahrumlik yetsa, o'shandan bo'ladi. Shuning uchun gunohingdangina qo'rq. Asosan shundan qo'rqqin, qolgan xavflar yo'qib ketadi. Biz afsuski bizga nima yetsa, o'zimizdan boshqa yerdan istaymiz sababini. O'zimiz oppoq fahmlab, musibat yetsa ham boshqa yerdan istaymiz. O'zimizdan tashqaridan istaymiz. Ilm yurishmasa ham tashqaridan. Yodlamay qolsa ham savoq tashqaridan. Bir mabodo moliyaviy zarar yetsa ham tashqaridan. Sog'ligimizga putur yetsa ham tashqaridan. Albatta boshqalardan istaymiz. Nimani? Sababini. To'g'ri, bu tashqaridan ham bo'lishi mumkin, lekin ko'proq gunohimizdan bo'ladi. Shuning uchun Hazrat Ali gunohingdan qo'rq faqat deydilar. Robbingdangina umid qiling, yuqoridagi gap, o'zingdan boshqadan ham umid qilma. Keyin aytadilarki, mana shuni qoida qilib olasizlar. Va la yastahillazi la ya'lam an yas'ala hatta ya'lam. Va la yastahi man yus'alu amma la ya'lam an yaqula la a'lam. Qoida, yodlab olamiz buni. Bilmagan odam bilmaganini bilgunicha so'rashdan uyatmasin. Bilmaganingizni bilguningizcha so'rashdan uyatmang. Bilmaganini bilgunicha so'rashdan uyatmasin inson. Bilmaganini bilgunicha. Bilmagan narsasidan so'ralgan kishi bilmadim deyishga ham uyalmasin. O'ta go'zal qoida. Bilmagan kishi bilmaganini bilguncha so'rashdan uyalmasin. Inson bilmaganini bilguncha so'rashdan uyalmasin. Bilmagan narsasidan so'ralsa, bilmadim deyishga uyalmasin.
Az bilmeyiz sizler ki, hazır talebe ilimdesiz. Az yine damla olup, az yine meşgul olup kalsayız. O da körsetmesin, çelemunla boyu meşgul olup koyan bu siz. Münezzeden sonrası, hiç bilmedim de gizkimeydi de. Bu meselede ihtilaf var. Bu mesele, ulamalar harfıl gepler gepirgen, cüde kavurlar köp, deyip ap kaçıştı başlayız. Yani ki, ben neze kılıp, eğlentirip, örgültürüp, hayalizi yiyen geplerini gepir olasın. Anı gep gepirmeyiz. Yani ki hata kılıp bulsa hem bir gep aytasın. Bilmiyemen diye varamayız. Gep eğlentirip, tağdan sorursa bağdan cevap verip bulsa hem, bilmiyemen diyen sözden kaçadı insan. Gafirde. Bu amanetdar meslekiden. Çünkü ulamalar aytadı ki, hemen savalge cevap vergen adamdan ilim almakın değil. Kaydan karim. Soralgan ki narsasiga cevap bergan adamdan ilim olma. Nima uchun? Chunki inson hamma narsani bilishi mumkin emas. U nimalarnidir bilmasligi kerak. Albatta bilmaydi. Insonni bilgani bilmaganidan doim oz bo'lib qoladi. Bir umr. Har qancha ilim oling, illa Muhammad alayhisolatu vasallam mustasno. Inson zoti borki bilmagani bilganidan ko'p bo'ladi. Doim binobarin so'ralgan narsalarni orasida bilmaganlar ham bo'ladi. Albatta. Endi u so'ralgan ki narsaga javob berayotgan odam o'zini bilimli ko'rsatib. Qaysidir bilmaganlariga ham javob berayotgan bo'ladi, taxminiy. Bu uning ilmda omonatdor emasligini ko'rsatadi. O'shaning uchun aytilgan qoidaki, so'ralgan ki narsaga javob bergandan ilm olma. Çünkü o amanat dörmez. Kaçandır bilmedim degen ne işitip kalsın, o şenden ilim var. Kaçandır bilmedim degen ne işitsin. Elbette hemen sen bilmen deyiş şartmez uyan. Bilgen ne aytadı. Degen kaçandır bilmedim degen ne işitsin, o şu adamda ilim var. Çünkü o adam amanat dörü. İmam Malik'den 44'te narsa soruşken de 38 tesige bilmemen deyip cevap veriyorlar. 44'te savadlar. 38 tesige. Bilmemen deyip cevap veriyorlar. Haqiqiy olim shunday bo'ladi. Shuncha deyaptilarki, bilmagan narsasidan so'ralsa, bilmadim deyishga uyalmas. Shuncha aytiladiki, la adri nisful ilm. Bilmayman ilmning yarmidir. La adri nisful ilm. Bilmayman, ya'ni bilmayman deyish ilmning yarmidir. Nimaga? Chunki siz sizga nisbatan ma'lumotlar yo bilganingiz bo'ladi, yo bilmaganingiz bo'ladi. Sizga nisbatan ilmlar ikkiga bo'linadi. Bilganlaringiz, bilmaganlaringiz. Bilmaganlaringizni bilmayman deya olishingiz yana bitta ilm bo'ladi. Chunki siz bilmaganingizni bilyapsiz. La adri nisful ilm. Zo'r qoida. Hazrat Ali'ning shu "Vala tarju illa robbaka robbingdangina umid qilgan" degan so'zlariga bir hikoyani keltiradilar. Alloma Abu Gudda. Ahmad ibn Abu G'olib Talloya degan zot zohidlardan, muhaddislardan bo'lganlar, ham faqih bo'lganlar. Bag'dodli bo'lganlar. 548-yilda vafot etgan. Odamlar u kishini duosidan umid qilib duo so'rashar ekan. Solihligi uchun. Bir kishi kelib, ey Janobi Ahmad, palonchidan men uchun piston hojatimni so'rab bering debdi. Palon ishimni bitkaz bersin. Shunda u kishi aytgan ekanlarki, ey birodar, Allohning eshigi ochiq. Ochiq eshikni qo'yib, yopiq eshikka borib nima qilamiz? Tur, ikki rakat namoz o'qiylik, Allohdan so'raylik degan ekan. Birinchi Allohdan so'rab, mayli hojatingizni birodan so'ravering. Allohdan so'rab oling. Birodan qarzlamoqchimisiz? Oldin so'ring Allohdan. U qarz berayotgan odam bitta sabab xolos. Birodan yordam so'ramoqchimisiz? Oldin Allohdan so'ring. Keyin borib undan ham so'rab ko'ring. U bersa, demak, duoingiz ijobati bo'ladi o'sha. U sabab bo'layotgan bo'ladi xolos. Ibnul Jawziy bir hikoya keltiradilar mana shu o'rinda. Abdurrahmon ibn Ibrohim Fihri aytadilarki,
Bir kişi amirlerden birini aldığı bir işi düşüp geldi. Kese o secdede dua kılıyken eken. Amir secdede dua kılıyken eken. Kigen adam amirge özü iş düşüp giden bundan bir işini, hacatını soramak için. Amir özü secdede dua kılıp durdu. Özü özü ayıp ki, özü bu amir başka gen muhtaç eken o, Allah gen muhtaç eken o. Ben bunge muhtaç ligimi izhar kılamam. Bunge ihtiyacımı izhar kılıçtı onun ge. Bu ham hacetini salıyken zattan sorasam ki. Dip özüge özü şunu dedi. Kaçıp gitip. Yapına etmesine. Bu özü muhtaç adam. Ben bu muhtaçdan hacetimi soruştu onun ge. Hiç kimge muhtaç bulmayıdıken bu ham muhtaç obturgen zattan sorasam ki. Dip çıkıp gitip. Çıkıp geçişi bilen amir namazdan kötarilgenden ki, başını kötarilgenden ki ya ki secdeden başını kötarilgenden ki ana adamı çakırıyla depti. Çakırıp gelişken eken 10 bin tırla beriyle bunu depti. 10 bin tırla beriş. Ki amir hali kişi getirdi ki o adam ozu ve ozu yapırken de piçere bu eşitken eken. Amir. Amir getirdi ki bunu senge men secde kılıp iltica kılıyken ve sen menden soramazsan huzuruna kayıtken zat verdi degenek. Sen kengen payette men iltica kılıp durgen zat var o. Sen hem ki meni teşep yüzden gelin zat var ki o. O işte zat verdi bu 10 binini sen gidip koygen eken emir. Şunun için biz daim bilişimiz gerek ki bana okuş yürüme yaptın bir kişinin Allah'dan sorasın. Yalvarıp sorasın beredin. Soraşlı biliş gereği halas. Ben de soraşlı bilse bu olur. Soraşlı biliş, şimdi duanı adabı köp, cümleden taharatta bulup, pak bulup, kalbide birer kişiye garaz bulmagen halde, bir onu yaman körmegen halde, özüde kuvvet körmegen halde, la havle ve la kuvvete illa billahini anık kalbiden tasdiklep. Bende hiç vaka yok. Hiç nersege haklı yemezmen deyip anık işangen halde yalnız Allah'ın fazliden yine kütemen deyip durup özünden sorayım Allah deyip sorasın soruşuge anık işansın berişige anık işansın sorugen peyitti ve özde hiç veka yoklu yine sorayken nersesige özü haklı yemezliğine itiraf eti sorasın elbette bired inşallah elbette bired Allah Teala dergah ken ayetledi ki bütün insü cin toplarının menden taleplerini sorasa, hamasını sorgan nersesini berip koysam, dengizge igneni sagende, ignege çıkan suç alayım olmayıydı. Beni atayımı mülküm aldı da. Fakat biz soruşunu bilişimiz gerek, yalvarışını bilişimiz gerek. İmam-ı Gazali ayet ediler ki, bana şu bilmeymen degen nerses, bilmegen nersesini bilmeymen deyişini takdirleştiriyor ayet ediler ki, La adri nisful ilim degen gapni sharhida kimiki agar bilmagan joyida Alloh uchun bilmagan narsasida sukut saqlasa indamasa o'sha ilmni bilgan odam bilib turib gapirganida olgan ajridan kam ajr olmaydi chunki bilmasligini tan olish nafsga og'irdir bilganini aytib berishda Abu Talib Mekke'ye dediler ki Allah Subhanehu ve Teala'ya taat yüzesinden bilgen nersesinde cevap bilgen gepirgen adamdan Allah Teala'ya ibadet yüzesinden bilgen nersesini gepirgen adamdan kemmez. Yani ki Allah için Allah'ya taat yüzesinden bilgen nersesini gepirgen adam mı güzelliği ve yakşılığı çedir. Allah için bilmegen nersesi de sükut kıyan adamın güzelliği. Bilmegen nersesi de indemeyi türüşlik, bilgen nersesini gepirişten kemmez. Acırda ve güzellikte. Eğer bilmegen nersesini gepirmezlik ki organ kendiydi adamlar. Biz ancak cüde köp geplerini eşitmegen bulardık. Artıkça gepler yok olardı. Çünkü ayetledi ki, cahil cimtürgendeydi, adamlar rahat alardı dedi.
cahil cim turgandaydı, odamlar rahat olardı, qutulardı tashvishdan. Eng qizig'i hozirgi kunda har bir sohani mutaxassisi bo'lmagan odamlar, har bir sohada ham o'z sohada mutaxassis bo'lmagan odamlar gapirishi bor, eng ko'pi dinda. Boshqa sohalarda tilintiyat ko'pchilik. Masalan, siz ko'zim og'riyapti dingda, bitta yarimtasi pomir choyda chaqiring deyishim mumkin, qora choyda. Ko'pchilik lekin doktorga boring deydi. Sizga doktor tanlashda yordam berishi mumkin. Dindan gapiringda, hamma mullalarni da'vo qiladi. Rasululloh deganlar sahih hadis bor. Mana u ulamo mundoq degan, o'zi mundoq bo'lish kerak, mundoq bo'lmaslik kerak deb dindan gapiradigan bo'lsangiz, allomalik qo'zg'aydi hammani. Holbuki ayni damda biz jamiyatda o'z musulmonlarda hammasida ham boshqa ilmlardan ko'ra diniy ilm saviyasi past. Chunki maktablarda matematika ancha muncha bor. Ancha muncha fizika bor, ancha muncha tarix, ancha muncha narsa bor. Yoshlikdan o'qiydi odamlar, bog'chadan o'qiydi bolalar. Vaqti kelsa. Lekin diniy ilm unaqangi keng tarqalgan emas. To'g'ri, voizlarni vazi bor, ammo ilmiy asosda ilm berayotgan, ilmni asli dinni mohiyati bilan berayotgan odam kam. Beradiganlarni o'zida, ilm berayotganlarni o'zida, diniy ilmni berayotganlarni o'zida, diniy ilm hali sahih shakllanmagan bo'lsa, to'g'ri mukammal shakllanmagan bo'lsa, ularni eshitayotganlardan ham qanaqa ilm bo'lsin endi. Shu ahvolda diniy mavzu kelib qolsa, mullachilikka da'vogar ko'p. Bir ahli ilm chiqib gapirsa ham xato deb turaveradi. O'zi bitta kitob tugatgan emas. Qaydan turib uzildirini bitta narsani eshitib qo'ygan, bitta hadis eshitib qo'ygan, bitta maviza eshitib qo'ygan. O'shun bilan allomalik da'vo qiladi. Olimga e'tiroz bildirishga o'tadi. Go'yanki shu bilan haqiqiy o'ylaydi o'zini. Bu johil murakkab bo'ladi. Murakkab johil. Bilmaydi-yu bilaman deb o'ylaydi. Aslida dinda ko'proq ehtiyot bo'lish kerak. Dinda ko'proq ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun ilgargi ulamolar omi fatvo so'rasa dalil aytmanglar deyishgan. Imom Navoiy o'zlarini qozi odoblari kitobida aytadilar. Muftiy qozilarni odob. Savol berayotgan odam omiy bo'lsa, dalilga aql yetmaydigan bo'lsa, joiz joiz emas, bo'ladi, bo'lmaydi deng yetadi. Ammo ilmi talibi ilm bo'lsa, unga dalil aytsiz bo'ladi. Olim bo'lsa-chi, unga dalilni-yu, usulni-yu, qoidalarni-yu nima uchun o'sha gapni aytayotganingizni isbotlab berishingiz kerak. Aytadilarki, biz shunday ulamolarni ko'rganmiz, muftiylarni. Savol keladi. Uzun savol. Shunday bo'ldi. Undan bo'ldi. Bundoq qilsa bo'ladimi desa, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Na'am, va sallallohu ala sayyidina Muhammad deb yozishgan. Yoki la, va sallallohu ala sayyidina Muhammad. Ha, yoki yo'q deb javob bergan, xolos. Buning sababi nima desa, odamlarga dalilni aytsangiz, omi odam u dalilni noto'g'ri ishlatishga o'tadi keyin. O'shunday bo'lmasligi uchun. Endi ba'zi ulamolar odamlarga isti'nas, ya'ni qalbiga bir taskin bersin uchun oyatdan, hadisdan dalil aytib qo'yadiki, qalbi taskin olsin uchun. Lekin omi odamni dalil talab qilishga haqqi yo'q. Nima uchun? Chunki dalilga aql yetmaydi, baribir. Bir odam menga aytdiki, "Men dalilga erishaman" dedi. Bir fiqhiy masalada Hanafi mazhabini gapini xato deyapti-da. Shu yerda shu masalalardan. Hanafi mazhabini gapini xato deyapti-da, qarshisiga hadis keltiryapti. "Sen qaysi mazhabdasan?" desa, "Men dalilga ergashaman" dedi. Diyudi, "Sen aytgan fatvoga qarshi hadis bo'lsa amal qilasanmi?" dedi. "Qilaman" dedi. Diyudi, "Men bitta hadis aytdim keyin. Endi hadis deb aytdim. Hadis emas. Hadis deb bitta matn aytdim. Aytdimda ravohu muslim dedim. Muslim rivoyat. Qabul qilasanmi?" desam, "Qabul qilaman" dedi. "Taslimisan?" desam, "Taslimman" dedi. Chunki u aytayotgan hadis muslim rivoyati emas, muslim rivoyati kuchli turadi. Chunki nahiy mutaaxir bo'ladi. Ya'ni bir amal oldin sodir bo'lib, bitta amal to'g'risida ham joiz degan, ham qaytariq hadis kelsa, bilingki qaytariq keyin bo'lgan bo'ladi. Oldin joiz bo'lib turgan bo'ladi, qaytariq keyin kelib to'xtatgan bo'ladi.
O adam şunu diye kabul kıldı. Bol kabul kıldım dedi. Gördüğüm tahsil Hanefi mezhep güçlü iken mi dedim. Ha güçlü iken. En senge bir tek yapı ettim ben dedim. Ben senge az yalan yapardım dedi. Müslüm'ü rivayet etmez bu dedi. Müslüm de bu zümeti yapar. Ravahu Müslüm de yani ben özüm. Bir de Müslüm'e rivayet kıyı. Lekin Resulullah etkenmez de bu yap. Ben bu bilen hemen etmişim ben senge dedim. Sen delilge aklın yetmerken dedim. Demek ki delil getiriyorsun dedim. Her kandı bir de hadisler ayetim ben sahih desem, ya ki zayıf desem, kabul kulları diyor adam eken sen dedi. Belki Kur'an'dan ayet desem, ayet mesin dersen ayet de kabul kuruşu mümkün. Tala albazı net versem eğer. İşte beytte ayetim, Arabi, falan sureden desem, işe ne orası? Ha, Müslüm'de yok hadisini Müslüm'den desem, işe ne yapsam mı? Ha? Hazı bir de hadiste ayetip durup sahih desem, ha, sahih eken de bir şey nasıl? Zayıf desem, zayıf eken de bir şey nasıl? Doğru mu? Ahvalin şu eken, mukallit eken sen. Kim koyup senge delilden sonra işte. Delilge özü aklın yetmedken o. Bir haleden yapım yapıp durup seni aldaşın mümkün eken o. Ne delil talep kılıyorsam? Dedim ki. Ha, gördünüz mü? Bana şu, bu kişi ağzı İmam Hazar yatken gepleri. Bilmegen nersesinde adam cim turuşu yem ibadet. Ana şu sıfat yolu giden, bilmegen nersesini yem yapırış, bilmegen nersesinde ham tartışı bu gendiden, ekser tartışıyorlar, münazaralar geçilmeydi ahıra. İmam Şafii bilen mutezilelerinin münazaraları var. İmam Ahmet bilen mutezilelerinin münazaraları var. Okuyun da. Hani münazaranın adabını köresiz. Hani münazara, ilmi münazara kanak olur. Bir kişi özünün delilini ayırtladı. Karşı zaman, sen kim bu kapsan, palancı, püstancı diyen gap şahslarını inabatki tılgı almaydı. Özünü hem, onu hem bir arada vasfıla vasfıla mıydı. Belki delil özü yıkarıydı. Birader, şu delil ne ettiğiniz? Bunun mukabilinde biz bana o delilimiz var. Yani ki siz etken falan delil, biz falan kısmını kabul kıymıyoruz dedi. Yani şu ne kılın münazara kılınır? Ki o, o şey kısmını ispatlaydı. İspatlaysa bu tanı alış gerek. İmam Şafii bilen, İmam Ahmet bilen bugün tartışıyorlardı. Cim kalışken muhtezele, cim bu koyan. İmam Ahmet, hop şu gapını salaf salihler etken mi? Dese, yok diye. Bu cim bu gen. Yani ki şu had, ayette şunge dalalet var mı? Dese cim bu gen. Ceale fiili halaka manasındaki geneken mi? Dese cim bu gen. O da kadar sen bunu kopya etedi. Sen onge başla yapsan okuva gen bunaka bunaka digen sapsatalar yok. Kitaplarda var. O şu münazaralar var. İşte okuyayım da. Ha, filmler neymişler şey Arablar. Ana ilmi adabı kandı, münazaranın adabı kandı böyle. O çünkü o münazaralar tuhtaydı ki. Ahir, çünkü kimdir? Hakkını topladı, ikinci tamam tanı aladı. O şun bilen tügeydi. O şey bahs, o şey acır beledi. O şey bahs matlub. Şun diye buluş gerek. Ama birbirini söküş, hakaret kılış, sen usan, bu sen, ana kamullesen, buna kamullesen, de hakaret ki otuş, bu paskeşlik. Bu Müslümanın işi mez. O yaptı yazıyken adam internette o Müslüman mez o. Zahiri Müslüman olsa yem nefsi, kalbi Müslüman mez onu. Kalbi Müslüman bugün adam ona kadar bozuk, ahlaklı bu meydi ona hangi hakkını görüp yani ki bir münazereye kirse bilip kiredi, bilip tartışa doğmasam sükut kıladı, cim türedi. Bizi afetimiz ana şu bilmegen nersemizi, bilmezliğimizi, bilmezliğimizde. Bilmegen nersemizi bilemem deyip dava kılışımızdı. Hazır ki siz dini tartışığı deyip körüyekken internetteki başka yerdeki münazaralar aslı nefs tartışığılarıdır. Din kural kılınken halas. Kitab-ı sünnet yani ki bazı meseleler vasıta kılınadı halas. Aslı nefslerini küreş o. Aslı. Dinden Allah'dan min çakırım neredeki tartışığılar. Maruf kâhî şunu cennetkenler ki Allah bir kavmge yaxşılığını irade kılsa, onlardan tartışığını alıp, amelini verip koyadı onlara. Amel bilen bende olaydı. Tartışıkken vakti olmaydı. Bir kavmge yamallığını irade kılsa, amelini alıp tartışığını verip koyadı. Bir saat tartışadı, Facebook'ta oturup. Onun önüne bir saat Kur'an okusa, ahiretke paydalık. Keçesi ikkide hem tartışığı oturuyen olaydı. İkkide türüp teheccüd okuyanı paydalık ondan göre. Dünyası gelme, ahireti gelme.
O'sha bandaga Alloh yaxshilik istamaganini belgisi shu. Nima uchun yaxshilik istamagan? Uni niyati yaxshi emas o'z. Niyati yaxshi bo'lmagani uchun Alloh ularga yaxshilik istamaydi. Tortishuv bilan band qiladi, amaldan mahrum qilib qo'yadi. Bu o'ta qo'rqadigan holat. Kimiki shu holatga tushgan bo'lsa, o'zini oqibatidan qo'rqish kerak. Alloh saqlasin. Shuning uchun Imom G'azoliy aytibdilarki, bilmagan narsasida jim turish bilgan narsasida gapirgandagi ajrdan kam emas ajri. O'ta katta qoida. Inshaalloh keyingi safargi darsda sabr iymondandir degan gaplar keladi. Inshaalloh uni keyingi suhbatda qilamiz inshaalloh. Alloh o'zi manfaat bersin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillah.